Merhaba arkadaşlar. En son olan ders anlatımımızda 18 ve 19. yüzyıl felsefesini hatırlama amacıyla anlatmıştık bu üniteyi. Giriş yapmıştık ve şimdi de bu dönemin genel özelliklerine bakarak bu dönemde düşüncelerini ortaya koyan filozofların görüşlerini inceleyelim. Bu dönem biliyorsunuz akıl çağı olarak geçiyordu. Akla güven duyuldu ve akılcı düşünce arttı bu dönemde. Özgürlüğü engelledikleri düşüncesiyle siyasi ve dini otoritelere karşı gelindi. Orta Çağ'da dini otoriteler ne deniyorsa o gerçekleştiriliyordu. 15 ve 17. yüzyılda da monarşik sistem vardı, kralın hakimiyeti vardı, kralın istedikleri gerçekleşiyordu. Ama aydınlanma döneminde artık bu düşüncelere ve bu otoritelere karşı gelindi. Düşünce özgürlüğü desteklenildi. Düşünce özgürlüğü desteklendikten sonra aydın ve yazarlar sınıfında bir artış oldu. Ve daha özgün eserler ortaya koyan aydınlar, yazarlar ortaya çıktı. Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler verildi. Halkın bilinçlenmesini sağlayan eserler verilerek halkın aydınlanması sağlanıldı. Ve bunun sonucunda da halk tarafından Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı gerçekleşti. Ve bunlar biliyorsunuz tüm dünyayı derinden etkileyen iki büyük olaydır. Bu dönemde felsefede de yeni ekoller ortaya çıktı. Devam edelim. Bu dönemde öne çıkan bazı felsefi problemler var. Mesela bilginin kaynağı problemi, birey-devlet ilişkisi, ahlakın ilkesi, varlığın oluşu. Bu dönemde öne çıkan problemlerimiz, bilginin kaynağı problemine baktığımız zaman bilginin kaynağı probleminde bir şey bilmek ne anlama geliyor? İnsan neyin bilgisini bilebilir? Bilginin bir sınırı var mıdır? Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? Bilginin kaynağı nedir? Tarzı sorular üzerine yoğunlaştı filozoflar. Ve doğru bilginin mümkün olduğunu ama bilginin kaynağı, doğru bilginin mümkün olduğu konusunda uzlaştılar. Ama bilginin kaynağı konusunda görüş ayrılıklarına düştüler. Bilginin kaynağı konusunda hatırlarsanız derslerimizde anlatmıştık mesela rasyonalizm akıl diyen, empirizm deney diyen, entüisyonizm sezgi diyen, pragmatizm fayda diyen yeni akımlar ortaya çıktı. Ve burada biz en çok bu dönemde etkisini gören rasyonalizm, empirizm ve kritisizm akımının önemli düşünürlerinin göreceğiz bu dönemde. Ve Descartes rasyonalizmin önemli bir düşünürüdür. Doğru bilginin İnsanlarda doğuştan bilgi olduğunu ve bu bilgilerin daha sonra akıl tarafından ortaya çıktığını savunuyor. Matematik ve geometrideki bilgilerdeki kesinliği biz aynı şekilde bilginin kaynağı olarak görüyor. Niye soyut alanlarda nasıl bilgide kesinliği yakalıyorsak diyor. Bunlar nasıl akla dayanıyorsa akla yine dayanarak biz doğru bilgiye ulaşabiliriz diyor. Doğru bilgiyi a priori yani deneyden önce elde ettiğimiz bilgi olarak kabul ediyor. Descartes, rasyonalizmin önemli temsilcilerindendir. Aynı zamanda doğru bilgiyi akılımızın amaç, şüphemizin araç olduğunu savunarak ortaya atıyor, ulaşabileceğimizi savunuyor. Metodik şüphe onun anahtar kelimelerinden bir tanesidir. Jean-Luc'a geçtiğimiz zaman Jean-Luc empirizm yani deneyciliğin önemli akımlarındandır ve Jean-Luc rasyonalizm akımına tamamen zıt olan bir görüş ortaya atmıştır. Rasyonalizmde doğuştan doğru bilginin zihnimizde olduğunu savunan bir görüş vardı. Ama Jean-Luc bunun tamamen yanlış olduğunu, zihnimizin doğuştan bomboş olduğunu, daha sonra zihnimizi deney gözlemlerle doldurduğumuzu savunur. Yani deneyden sonra bilgiyi kabul eder. Tabula rasa, boş levha, zihnimiz boştur. Biz daha sonra onu deneyimlerimizle, tecrübelerimizle doldurduk. Yani a posteriori, deney sonrası olan bilgiyi kabul ediyor Jean-Luc'ta. Kant'a geçtiğimiz zaman Kant bu iki akımı yani rasyonalizm ve empirizmi ikisini de eleştiriyor. Kritisizm, eleştiricilik ikisini de eleştiriyor ve ikisinin de eksik olan akımlar olduğunu, bizim doğru bilgiye ulaşmamız için ikisini de birleştirmemiz gerektiğinden bahsediyor. Diyor ki duyu verilerinin ham olduğu ve bu ham veriyi işleyen bir zihin olması gerektiği fikrinden hareket ediyor. İnsanın diyor zihninde 12 kategori vardır. Duyu verilerinden gelen bilgi bu kategorilerde işlenerek doğru bilgi ortaya çıkar diyor. Yani doğru bilginin kaynağını hem akıl
hem de deney olarak görüyor. Algısız kavramlar boş, kavramsız algılar kördür sözü de hem deneyin hem aklın ikisinin birlikte olması gerektiğinden bahseder. Descartes, düşünüyorum o halde varım. Metodik şüphe yöntemi bilginin akıldan geldiğini, akılla kesin ve doğru bilgiye ulaşılacağını savunuyor. John Locke da tam tersi, boş levha, zihnimiz boş, tabula rasa, insan zihni doğuştan boş bir levhadır. Ve insanlar deneyimleri sayesinde bu boş levhayı doldururlar diyor. Descartes rasyonalizmin temsilcilerinden, John Locke da empirizmin temsilcilerindendir. Kant'ın algısız kavramlar boş, kavramsız algılar kördür sözünde de algının deney olduğunu, kavramın zihin olduğunu, deneysiz bir zihnin boş, zihinsiz yani akılsız bir deneyin kör olduğundan, ikisinin birbirine muhtaç olduğundan bahsediyor ve iki akımı da bireysel olarak eleştiriyor. Birleşmeleri gerektiğinden bahsediyor. İki akıma da ihtiyacımız olduğundan bahsediyor. Aydınlanmanın önemli filozofudur biliyorsunuz Kant. Kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir diye düşünür aydınlanmayı ve kendi aklını kullanma cesareti göster der. Bilgi deneyle başlar ama deneyden doğmaz. Şimdi Kant'a göre deneysiz kavramlar boş, kavramsız deneyler kördür. Kant'ın bilgi anlayışı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bilgi edinmede deneyimin ağırlığını ve önemini vurgular. Doğuştan getirilen bilgilerin güvenilir olduğunu belirtmiştir. Duyumlardan ayrı bir bilginin var olduğunu göstermiştir. Aklın dış dünyada kavrama yeteneğine sahip olduğunu savunmuştur. Bilgide hem deney hem akıldan gelen unsurların olduğunu vurgulamıştır. Cevabımız E şıkkı, ikisine de ihtiyaç vardır. İçsel düşünceleri, düşüncelerin içsel potansiyel gelişimini reddetmiştir. Bilgi kazanmanın bireyin çevreyle etkileşim sonucu gerçekleşen bir etkinlik olduğunu öne sürmüştür. Farklı toplumlarda hatta çoğu aynı toplumda yaşayan insanlarda bile ortak düşüncelere rastlanmamasından dolayı tabula rasa, boş levha kuramını geliştirmiştir. Tabula rasa deyince aklımıza kim geliyor? Tabii ki empirizmin savunucularından olan John Locke. Boş levha, zihnimiz doğuştan bomboştur. Biz zihnimizi daha sonra deneyimlerle, tecrübelerle doldurduk görüşüne sahiptir. John Locke'a göre insan zihni doğuştan boş bir levha, tabula rasa'dır. Yani zihinde doğuştan hiçbir bilgi yoktur. Zihinde bilgi olarak ne varsa hepsi prensipte duyu verilerine indirgenebilir. Ancak duyumları birleştirme ve ayırma yetisi doğuştandır. Deneme yapıldıkça, duyumlar alındıkça boş levha dolar. Aşağıdakilerden hangisi John Locke'un bilgi anlayışına uygundur? Doğuştan getirilen bilgilerden şüphe edilemez. Doğuştan getirilen bilgileri tamamen reddediyordu. Doğru bilgiye deneyle ulaştır. Bakın cevabımız direkt burada. Deney doğru bilginin kaynağıdır. John Locke empirist bir filozoftur. Yani deneyici bir filozoftur. 18. yüzyıl felsefesi aklın doğayı, evreni açıklayabileceği görüşüne yaslanır. Aklı duyulan bu güvenin temelinde düşünüyorum, o halde varım önermesiyle ulaşılan kesin bilginin kaynağında aklın olduğu iddiası vardır. Dolayısıyla gerçekliğe ve ona bağlı tüm varlıkların bilgisine akılla ulaşılabilir. Bu parçada aşağıdaki filozoflardan hangisinin 18. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkisi söz konusu edilmiştir. Bakın dikkat ederseniz düşünüyorum o halde varım sözünün kime ait olduğunu biliyoruz. Düşünüyorum o halde varım sözü Descartes'e ait bir sözdür. Ve aklın doğayı evreni açıklayabileceği görüşüne yaslanır. Yani Descartes rasyonalistti ve akılla doğru bilgiye ulaşabileceğimizi savunuyordu. Ondan dolayı cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Eleştirici düşünme veya Kantçı relativizm diye nitelendirdiğimiz kritisizm, rasyonalizm ve empirizm uzlaştırmaya çalışan bir felsefe akımıdır. Bu nedenle bilgiyi iki farklı temele dayandırarak açıklar. Kritisizme göre doğru bilginin kaynağı nedir? Rasyonalizm, akıl, empirizm, deneydir gençler. Yani cevabımız C şıkkı.